Bugün fark yaratan öğretmenler konusuyla bir misafir öğretmen ağırlamak istedik. Feyzi Aktar hocamla birlikteyiz. Bir önce onu tanıyalım, ondan sonra mikrofonu kendisine bırakacağım. 1969 Silvan doğumlu, ilk ve ortaokulu Silvan'da okumuş kendisi. Liseyi Diyarbakır Lisesi'nde okuduktan sonra 93 yılında Şanlıurfa Ziraat Fakültesini bitirmiş. 97'de de sınıf öğretmenliği yapmaya başlamış. Tarih bölümünde tezsiz yüksek lisansı 2017'de yapan Feyzi Aktar halen Şanlıurfa 2002 Vakıflar İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapıyor. Çok böyle ismini duyduğumuz, genel anlamda böyle çocuğumu hangi sınıfa, hangi sınıf öğretmenine versem diye soran insanların genelde araştırıp buldukları, hatta araya birilerini koyup böyle bir şekilde sınıfına yerleştirmek istedikleri hocalarımızdan biri kendisi. Bizimle biraz hem bunun sırrını paylaşmış olacak, hem de bazı soru cevaplarımız olacak. Onun üzerinden kendisinin tecrübelerinden faydalanacağız. Hocam buyurun, size bakalım. Yani burada fark yaratanlar deyince uzaydan gelen çok ciddi böyle bir şey değil. Yani ne yapıyoruz? Öğretmenlikle ilgili yapılması gerekenler nelerdir? Bunu sohbet havasında geçirmek gerekiyor. Ben böyle davetimize icabet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Sözü size bırakıyorum. Arkadaşlar, hepinize günaydın. Hoş geldiniz. Saadet Hanım, Mehmet Bey, tanıklar teveccüh gösterdi. Öğretmenlik hayatım çok farklı bir süreçte başladı. Aslında esnaf Türkçe Asat bir gün bir telefon geldi. 96 yılında refah döneminde tüm üniversite mezunlarının öğretmen ataması yapılacaktı. Açtık telefonu, babamdı. İşte müracaat ettin mi? Yok etmedim. Niye diyorsun? Dedi ki işte işimiz var, karımız var, memnunuz. Hayır dedi, ben seni hızlıca o kadar seni dışarıya gönderdim. Okuttuk. Sırf tüccar olmasın diye mi? Evet dedik. Sonra kızdı. Kızdığı için de ben de gittim, müracaat ettim. Müracaat etmeye giderken de son işte iki gün, çarşamba ve perşembe günü son gün. Gittik, dedi ki şey lazım. Devlet hastanelerinden ama kuru raporu lazım. Kuru raporu için hastaneye gittik. Evrakları aldı, götürdü. Hastane ana baba günü. O sene 40 bin tane öğretmen işte alınacak. Tüm üniversite mezunları müracaat ediyor. Herkes ciddi bir şekilde kuyrukta. Eski devlet hastanesini işte Ufalak'ta bilir. Lederman'ın tam karşısında, ilerisinde. Eski bir yapı, taş yapı. Üç tane bina var. Bahçe tıklım tıklım. İçeride tıklım tıklım. Gittim, bahçeye gittim. Baktım, tıklım tıklım. Nereye gidiyorsa tıklım tıklım. Sorduk. Ya dedi ki senin bunu evrağı orada alabilmen için bir hafta önceden işte müracaat etmen gerekir. O zaman kurulu işte rapurlar aynı gün ya da bir gün sonra verilmiyor. Bunu verdikten sonra aldım gelirken mutlu bir şekilde gidip babamla arayacağım. Diyeceğim ki sen söyledin gittim ama şansımızı kaybettik. Tam hastanenin bahçe kapısından çıkarken biri seslendi ya kaptan hayırdır? Döndüm baktım bir arkadaşım. Dedim orada rapor için gelmiştik ama herhalde çok zor. Kim için ben kendim için. Oğlum kaptan dedi ya geç şey yapalım hazırlayalım. Al dedi ben işte odaya gireceğim. Her girdiğim odada seni çağıracaklar. Hiç kimse dinleme içeri gel. İşte o zaman 6 sene doktora gidiyordu. Her odada gitti çağırdı. Muayene oluyoruz alacağız. Muayene oluyoruz alacağız. Geldim. O en çok kalabalığın olduğu yere geldik. Ya dedim, peki burada nasıl alacağız? Ya dedi sen boş ver. Gitti tekrar içeriye. Arada bir 15 dakika geçti. Tekrar Feyzi Aktar dendi. Ben de burada, zaten burada gideceğiz ya açılıyor. Kapılar hepsi açılıyordu. İçeri girdim, aldım, geldik. Biz o zaman 4 tane arkadaştık, ortaktık beraberdik. Dördümüz de işte müracaat etmiştik. Onlar benden 15 gün önce müracaat işte etmişlerdi. Ben gittim evrağımı aldım, onlar hala sırada bekliyorlardı. Mehmet Ercan Bey tanır onları çoğunu. Geldik, öğretmenin süreci böyle başladı. Başarken de tekrar bu iş ilk tayin bir süre ekti. Süre ekti küçük.
küçük çaplı köyüydü. Oraya gittik, yaklaşık 120 kilometre. Seyrek'ten sonra da köy, ama yol da taşlık yol. 96-97'den bahsediyoruz. Gittim, istifa dilekçesi yazdım, geldim, istifa edeceğim. O zaman tek futbol takımda oynuyorduk. İşte o da tekniter bulmuş, bizim takımda işte oynar mısın, oynamaz mısın dedim. Valla söyleyeyim, artık gelemem, işi bırakacağım. Sen tayini yaparsan gelir misin? Dedim, niye geldim? O da gitti, iki gün sonra tayini yaptım merkeze. Geldim, Urfa'ya geldim, sonra takımda top oynamaya başladım. Öğretmeni ki gel, normal tırmanmak yani adına başladı. Rahatsızdı ve çok istiyordu yani bir şekilde yani devlet memuru yapalım diye. O şekilde başladı. Sonra Çamlıdere bir köyden tayini çıktı, orada başladık. Gidip gelirken, ya biz bu iş yapacaksak en iyi şekilde yapmalıyız diye düşündük. Sonra süreçte Ankara'ya gittim, Pegem yayınları vardı. Pegem yayınlarında devletle ilgili yaklaşık 10 kitap vardı. 10 tane kitabı da aldım. O dönemde sadece onlar çıkarıyorlardı. O 10 tane kitabı hepsini dedik dedik aldım, okudum. Bir öğretmen, bir öğrenci ne kadar, nasıl faydalı işte olabilir. Kendime notlar çıkardım. O notlarla ilgili de çocuklar çalışmalar yaptım. Bir buçuk sene köyde çalıştık. Sonra merkeze geldik, işte Kısas'a geldik. Kerem Mahallede çalıştık. En son işte 2002 yılında işte vakfa tayin oldum. Öğretmenlikteki en önemli şey okumaktır. Okumak, okuyabiliyor musunuz? Sadece kitap değil, okuyabiliyor musunuz? İnsanı okuyabiliyor musunuz? Çevreyi okuyabiliyor musunuz? Kendinizi okuyabiliyor musunuz? Öğrencinizi okuyabiliyor musunuz? Ne istiyor? Siz ne verebilirsiniz? O ne kadar alır? Ne kadarını aldıktan sonra ne kadarı verimli olabiliyor? Bu sorunun cevapları zihninizde ve yüreğinizde bir şekilde oluşturuyorsa inanın ki doğru yoldasınız. Ve her sene kendimizle ilgili bu gelişim sürecini arttırarak devam ettirmeye çalıştık. Hayatta şu sözü kendime genelde yol taşı olarak belirledim. Her hatanın bir meyvesi vardır. Her hatanın bir meyvesi vardır. Kim ne yaparsa yapsın, yaptığı şeyin karşılığını mutlaka mutlaka alıyordur. Sonra düşündük, kimle uğraşıyoruz? Aslında biz drak mühendisiydik. Birçok kimse derdi ki, hatta yakın arkadaşlarımız, hatta yakın arkadaşlarımızın çocuklarını bize verme noktasındaki bir hal oluşunca bu drak mühendisi ya bundan bir şey çıkar mı? Dediler. Kimisi ya bu konuşmayı da bir öğrendi mi? Ot mühendisi. O dönemde birçok kimse de bu şeyi yaparken tabii okuduğumuz kaynaklarda özgüven diye bir tanımlama vardı. Özgüveni olan insan kimdir? Çok konuşan mıdır? Çok laf atan mıdır? Yoksa yaptığı işi başarabileceğine inanan mıdır? Yaptığı işi başarabilen insanlar özgüven sahibidirler. Yaptığı işe inanan insanlar özgüven sahibidirler. Çok konuşan değildir, çok laf üreten değildir. Her soruya bir şekilde cevap veren değildir. Ve insanlar da bir süre sonra size onu söyleyen insan, sonra Mehmet Bey, Saadet Hanım'ı, Tuğba Hanım'ı aracı koyan çocuğunu sizin sınıfa kaydetmeye çalışıldı. Ve o gün o da kendisi öğretmendi. Sizden önce öğretmendi vardı. Ama o okumayı yapmadığın zaman bu ciddi bir sıkıntı. Eğer sınıfınızı, eğer öğrencinizi, eğer belinizi, eğer çevrenizi ve en önemlisi kendinizi okuyamıyorsanız bu ciddi problemler meydana getirir. Ve yapılan her hatanın kötü bir meyvesi olur. Nasıl ki derler ya, kötü öğrenci yoktur. Elbette kötü öğretmen de yoktur. Ama sonuçları vardır. O sonuçları meydana getirdiği durumlar hepimizi bir şekilde etkiliyor, ilgilendiriyor. İnsanla uğraşıyoruz. Önce insanı tanımak lazım. İnsan kim?
İnsan ne işe yarar, ne için vardır? İnsanı tanımanın en önemli yolu insanla hemhal olmaktır, onu dinlemektir. Onu dinlerseniz bir şekilde yol alırsınız. Ve sizin yanınıza gelen insan noksanlıklarıyla, eksiklikleriyle gelir, siz de onu tamamlamak için varsınız. Eksiklerini gidermek için varsınız. Eksiklerini doğru bir yola sevk etmek için varsınızdır. Eğer bu mantaliteyle o olaya yaklaştığınız zaman bir şekilde bir yol alırsınız. Siz mükemmelsiniz ama eksikleri de sizin yanınıza gelen, sizlere ulaşamıyorsa ve mükemmeliyetçilikle gidersiniz, aranızda ciddi uçurumlar olur, yakalayamazsınız. Onun normal bir insan olduğunu, onun da eksikleri olduğunu, ama şunu da unutmayın ki siz de insansınız. Siz de noksan olan şeylerden ibaretsiniz. Bildiğinizi tamamlamak için aslında varız. Öğrenci yoksa öğretmen ne işe yarayacak? Ya da öğretmen var, sizin karşınızda eksiklerini tamamlayacağınız bireyler yoksa siz ne işe yarayacaksınız? Bununla beraber eğitimde şu tamamlamaları ilk öğrendiğimde hoşuma gitmişti. O zamanlar ben de not almıştım. Artık hep yani ezberimde vardı. Eğitim nedir? Öğretim nedir? Eğitim, istendik davranış elde etme yöntemidir. İstenilen davranışı elde etme. Öğretim nedir? Temel bilimleri, disiplinleri belli kurallar dahilinde öğrenciye verme işidir. İkisi birbirini bir bütün olarak tamamlar. Burada belli bir amaca göre öğretmen çalışır ve bu ikisini birlikte vermeye çalışır. Eskiden buna talim ve terbiye diyorlardı. İkisi de aynı anlamdadır. Eğitimde yeni açımlar, yeni kavramlar geliştikçe bunlar kullandığı. Sonra şunu fark ettik. Yani en önemli şey o olduğuna inandım. Anlamak. Öğretmenin işi, tek işi anlamaktır. Bana göre öğretmenin en önemli işi anlamaktır. Öğrencisini anlamaktır. Velisini anlamaktır. Çalıştığı kurumu anlamaktır. Arkadaşlarını anlamaktır. Ve onlarla beraber yol almaya çalışmaktır. Anlama noktasında eksikleriniz varsa ciddi problemlerle karşılaşırsınız. Ve her gün, her hafta yeni açmazlar, tartışmalar ve çatışmalar yaşarsınız. Ama birbirini anlayan insanlar birbirlerinin eksikliklerini giderirler. İlk başta insandan bahsettik. İnsan noksanlıklardan oluşur, eksiklerden ibarettir. Ve onu tamamlaması için Rabbimiz ona bir akıl vermiştir, irade vermiştir. Onu kullanma becerisine göre şekillenir. Anladığınız kimseye yardımcı olabilirsiniz. Ama bunun da tabii şartları var, koşulları var. Yardımlarımızı ne kadar doğru yapabiliyoruz? Zamanını kim belirliyor, nasıl belirliyorsunuz? Onun ihtiyaçlarını, onun eksiklerini gidermek için ne yapıyoruz? Ya da biz kendi işimizde ne kadar ehiliz? Kendi işimizde ehil olmak için ne kadar uğraş veriyoruz, çaba sarf ediyoruz? Sonrasında da artık hayatın içerisinde hem çevreden, hem okuldan, hem de birçok yerden etkileşimler alıyorduk. Öğrenci-öğretme ilişkisi, veli-öğretme ilişkisi, okul-öğretme ilişkisi. Son yıllarda belki bundan sonra da karşılaşacağız. Herkes derin der, derin okuma der. Biz ona deriz ki yakın okuma, yüz yüze okuma, temaslı okuma. Ne kadar birbirimizi okuyabiliyoruz? Okurken her birimizin karşılaştığı ve birbirimizin beklediği iki tane şey vardır. Dinlemek, sizi dinliyorum, siz onu dinliyorsunuz. İkincisi ise anlamaktır bekler. Sizi anladıysa ilişkiniz olumlu bir şekilde gelişir. İlişkiniz doğru bir seyre gider ama eğer orada daha farklı bir durum varsa sıkıntıyla karşılaşırsınız. Bunun arkasında hangi kavram geliyor? Umursamak. Ne kadar umursuyorsunuz kendinizi, işinizi,
öğrencilerinizi, ailelerini, yani velileri yakalamak istiyorsunuz. Bunun üstünde çok durduk, çok hakikaten çok çalıştık ve çokça da çaba sarf ettik. Bizim veli toplantılarımız çoğumuz yapmıştır. Zaten tepek kurumunda çalışanabilir. En fazla yarım saat, 40 dakika sürer. Burada içinde benim olanlar da var. 2 saat aşağı bitmezdi. Biz artık bitmesi yani şey yapardık. Veli habire soru sorardı. Konu konuyu açardı. Okul işte idaresi bizi kapıda beklerdi. Bu zaman bitmedi. Bitmiyor. Çünkü siz işinizi severseniz, işinizin hakkını verirseniz ya da işinizin ehli olmaya çalışırsanız mutlaka karşılığını bulursunuz. Gerek öğrencilerinizden, gerek velilerinizden ve gerek çevrenin mutlaka karşılığını bulursunuz. Umursamanın çok ciddi bir şekilde iyileştirici bir gücü vardır. Umursarsanız iyileştirirsiniz. Umursamazsanız her şeyin bir tersi doğru değil mi? Her şey zıddıyla kayındır. Sıkıntı oluşur. Sonra çocuklarla güven ve sevgi üzerine bağ kurmaya çalıştım. Güven ve sevgi. Karşılıksız, beklentisiz, koşulsuz. 25. yıldayız. Hiçbir öğrenci hiçbir şekilde hiç kimseden ücretli ders verir. Gerek evinde verirken, gerek okulda. 4. sınıfa, 5. sınıfa geldiğimizde de hafta sonları ücretsiz kurs açalım. Çocukların hepsini alın. Ait etmeden çalışan ya da geride kalan öğrenci ait etmeden bunu yaparız. Güven ve sevgi o da aşıladıktan sonra en önemli olan durumlardan bir tanesi de çocuğun, öğrencinin yanında olmak. Onun yanında olduğunuzu hissettirmek. O hissiyatı kendisi, evet, bu benim yanımdadır. Olumlu, olumsuz, iyi ya da kötü, güzel ya da çirkin. Her davranışıyla beni umursuyor, beni seviyor, bana güven duyuyor, bana şans veriyor. Bir daha şans vereceğine inanıyor. İnanması lazım. Çünkü biz ondaki eksikleri gidermek için oradayız. Noksanlıklarını tamamlamak için oradayız. Ya da onları iyileştirmek için oradayız. Eğer bunları sizden almazsa, ciddi bir şekilde o bahsettiğimiz enlerden olmak, en iyi öğrenci, en çalışkan, en başarılı, en iyi yapan olmazdır. Peki, kötüsü ne? Bu işin kötüsü ne? En kötü şey nedir? En kötü şey, hepiniz de karşılaşmışsınızdır. Bu cümle çok önemli. İnsanın çocuklarına kendi hırslarını yüklemesi. İnsanın kendi çocuklarına hırslarını yüklemesi. Ne kadar korkunç bir şey. Anne, baba, bazen abi, bazen dede, bazen nine, bazen de amca. Burada büyüklerin hepsi ailede belirleyicidir. Kendi yapamadığı, kendi hırslandığı bütün duygu ve düşüncelerini çocuğa yüklüyor ve zavallı. Sadece o yaşlarda oyun oynama becerisi olan bir bireyden bir büyüğün işte 30 yılda, 40 yılda, 25 yılda gelmiş olduğu durumu istiyoruz, bekliyoruz ve o duyguyu aşılıyoruz. O düşünceyi biz de ona göre yaptırımlar uyguluyoruz. Bu çok önemli, bunu bir daha tekrar edeceğim. İnsanın çocuklarına kendi hırslarını yüklemesi ne kadar korkunç bir şey. Peki doğru neydi, yanlış neydi, kim, ne kadar hata yapıyordu? Sonra şunu fark ettim, ya beni eğitmeden çocuğu eğitemezsiniz. Anne babayı eğitmeden çocuğu eğitemezsiniz. Ve her ay velilerle mutlak anlamda bir toplantı düzenlemeye karar verdim. Gerek okulla ilgili, gerekse okulun kaynaklarından, kitaplardan onlara sunum yapmakla ilgili her ay birer kitap okuduğumda onlara eğitimle ilgili olan boyutlarını tek tek izah ediyordum, tek tek yaklaşım tarzlarını belirliyordum. Bir süre sonra bir velime de çok güzel bir şey vardı. Ya hocam sanki bu çocuklar dedi, biz eğitim aldık. Evet, onlar eğitimli olursa çocuklar çok daha eğitimli olur. Çünkü eğitim değiştirir. Bir insanın değişmesini istiyorsanız
eğitim vermeniz lazım. Eğitim sabretli işidir. Eğitim sevgi işidir. Eğitim sabır işidir, sevgi işidir, sebat işidir. 7 es kuralı vardır. Çoğumuz bilir, öğretmenlikle karşılaşmıştır. Sonra şunu fark ettim. Aslında Urfa'da anne babayla da olmuyor. Bir çocuğu orada yani eğitmek istiyorsanız dedelerini ve nineleri eğitmeniz lazım. Bizim geleneğimize, kültürümüze dede ve nine sağsa, evde yaşıyorsa kural olur. Dedeyi ve nineyi eğitmediğiniz zaman torunda verip alamıyorsunuz. Çünkü ceviz değil, cevizin içi önemliydi. Ve sizin ona yaptırmak istediğiniz bir şeyi, anne baba müsaade etmediği şeyi dede ve nine mutlak anlamda sorumsuz sualsız yapıyordu. Ve kendi eliyle getiriyordu. Kendisi takip ediyordu, oturuyordu. Onun daha iyi, güzel bir şekilde gelişmesini sağlıyordu. Sonra onlarla artık çocuklarla ilgili birinci sınıfta işte çeşitli yolu sloganlarımız var. İşte ikide var, üçte var, dörtte var, beşte var. Bir elimiz var, elimize göre çocukları ona göre şekillendiririz. Zaten eğitim dedik ya, istenlik davranış elde etme yöntemidir. Biz de evimizi tamamlamak için her sene bir sloganla başlarız. O sloganı bütün sene boyunca işleriz. Bütün sene boyunca işleriz. Beşinci sınıfa kadar çocuklar da son derste eve giderken şunu sorup eve giderken önce ne yapmalısınız? Sonra ne yapmalısınız? Daha sonra ne yapmalısınız? En sonunda ne yapmalısınız? Her gün mutlak anlamda mutlaka bu dört soruyu sorar ve tekrar ettirir. Eve gidecekken çocuklar yapacak önce işi ödev yapmak. Önce de ders ödev. Sonra okumak, sonra test çözmek, en sonunda oyun. Zaman zaman bunu yerde değişebilir, değiştirebilirsiniz. Ama öncelikleriniz asla değişmemesi lazım. Çünkü hedefimiz onda istediği davranış elde etme idi. O bıkabilir, siz bıkamazsınız. O kaçabilir, siz kaçamazsınız. O sevmeyebilir, siz sevmek zorundasınız. Çünkü bunun karşılığında siz para alıyorsunuz, ücret alıyorsunuz. Ve o parayla ailenizi, kendinizi geçindiriyorsunuz. Az ya da çok, eksik ya da fazla bir tartışması sınıfta yapılmaz. Sınıfa girdikten sonra onları hepsi kapında kalır. Burada çocuklarda şunu ısrarla işleriz. Sizin de işinizi tavsiye ederim. İyi ile kötü arasında, güzel ile çirkin arasındaki tercihlerde nelere dikkat edecektir? Biz onlara önce anne baba, sonra gelenek, görenekler ve inançlarla birlikte bunların kararını verdiğimizi söyleriz. En sonunda da kişinin birey olarak bireyselleştiğinde ya da özgür iradesini kullanma zamana geldiğinde karar verici aslında kendisi olduğunu ve bunun arkasında durabilme becerisini göstermesini, bu yolda yürümesini isteriz. O duyguyu, o düşünceyi veririz. İyi bir öğrenci nasıl olur? Zaman zaman emin olun bir televizyon düğmesine dokunmuş gibi. Ya da bir tablete ya da telefona açma düğmesine dokunduğunuz gibi pat açılır. Çünkü onların şifre yok. Şifre koymuyorlar. Onlarda kendilerine dokunan, kalplerine dokunan, yüreklerine dokunan bir birey bekliyorlar. Ya da öğretmen bekliyorlar, ya da arkadaş bekliyorlar. O beklentilerini yerine getirdiği zaman iş bitiyor. Öğrencilerin isteklerine öncelik veriyoruz. Vermemiz lazım. Oyun bizde çok. Son derece oyun çok fazla. Ama her oyunun kendi içinde bir eğitici, öğretici rolü olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Yeter ki sizin yanınızda oynasınlar ya da sizin kontrolünüzde olsunlar. Hangi öğrencinin niyetinin ne olduğunu oyunlarda çok fark edersiniz. Bencil olan, hırslı olan ya da daha farklı olumsuz duyguları olan öğrenci ya da çok paylaşımcı olan. Bu sene sınava girecek öğrencilerden bir tanesi yani başarılı olduğuna işte ya da inandım ya da başarılı olması gerektiğine işte inandım bir öğrenci. Top oynuyoruz, bahçede oynuyoruz. Bir gol yedi, iki gol yedi, üç yedi, dört yedi.
arkadaşları geldi. İşte Batuhan burada, sizin sınıfta, ya sizin okulda. Onun da işte adı Batuhan. Ya Batuhan demişim ki, şey yapıyorsun, kızdı. Batuhan dedi, o ne bu, sadece bir eğlence dedi, niye kızıyorsun dedi. Evet, tamam, oldu. Çocuk, neye uğradın şahsın? Batuhan Aytaç durdu. Şimdi o sınıf, dördüncü sınıfta, işte 2002 Batuhan'ın şampiyonu oldu. Top oynarken, üniversitede Azap onlar geldi seyretmeye. İşte Süleyman Hocam tanır, o da iyi sporcu. Bizim sınıfın maçı olduğu zaman gelip maçı seyretmeye geldilerdi. Ya bu çocuk da bu yaşta bu kadar düzenli, bu kadar sistemli nasıl oynuyorlar? Tek şey vardı, dinlemesini öğretmek. Dinleme boyutunu kazandıktan sonra çocuklar zaten zihninde boş olan bilgisayar, hard diskleri neyi oluyup derseniz ona göre program çalışır, ona göre sonuç verir, ona göre bir değer verir size. Dinlemekten sonra anlamak, kavramak, akletmek. Şimdi dinlemeyi, anlamayı sağladık, akletmesini nasıl sağlayacaksınız? Bunlar tamamıyla sadece sorularla olur. Ne kadar soru soruyorsunuz? Cevap veren öğretmen misiniz, çok soru soran öğretmen misiniz? Cevabı verdiği soru, cevabını vereceği sorular sormayın, cevabını bekleyin. Eğer yoksa, eğer çıkmıyorsa, çıkmasını sağlayın. Birileri cevap vermesi sağlayın. Birilerinin bunu düşündüğünü hissettirin. Geçen hafta çok geriden gelen, yani çalışmayı sevmeyen bir öğrenci var. Her gün onu, o da kaldırıp konuştururum. Soru soruyorum, cevap verip sessiz cevap veriyor. Soru soruyorum, sessiz cevap veriyor. Ben aslında, ama maçta oynarken canavar gibi. Ya da oyun oynarken canavar gibi, hiç yerde durmuyor. Ya da işte kantinden orada bir şey isteyeceksin, ben gideyim, ben getireyim. Ben de bilerek veriyorum bilerek. Ödevlerini 5 defa işte üstte yapmayan öğrenciye bir yaptırım uyguladım. Kaldırdım tahta. Dedim işte niye yapmıyorsun? En sonunda dedi, ne bileyim dedi, Allah biliyor dedim. Tamam dedi, sen otur ben dedim o zaman şey yap, Allah'la konuşur. Sen nasıl Allah'la konuşursun dedi. Çocuk benziyor işte. Konuşmuyor sen nasıl? Kimse Allah'la konuşamaz. Niye dedi ben konuşuyorum. Yok dedi konuşamazsın dedi. Sen nasıl Allah'la konuşuyorsun dedi. Dikmendi beni dedi. Ben konuşuyorum. Ne yapasın deniyorsun? Kimse konuşamaz dedi. Üçüncü sınıftaki çocuktan bahsediyorsun. Emin misin? Biraz düşün bakayım. Belki bir konuşma yöntemi vardır. Yok dedi. Dedim oğlum öyle değil mi ya? Ben konuşurum işte. Biraz düşün. Aaa dedi sen namaz kılıyorsun dedi. Dedi sen dua ediyorsun dedi. Dedim doğru oturabilirsin dedi. Ceza veremedik bana. Sınıfta yani deneme yaparım. Deneme sonuçlarını paylaşmam çocuklar. Dördüncü sınıfta kadar. Sınıfta denemelerde en geriden gelenlerden bir tanesidir. Ama bu tavrı, bu şey muazzam bir şeydi ve çok hoşuma gitti. Daha fazla önemsenme gerektiğine inandım. Ve daha fazla birebir ödevlendirme yapmaya başladım oldu. Ve en önemlisi bir öğretmen çocuklarıyla öğrenci ne kadar oyun oynuyor? Ne kadar oyun oynuyorsunuz? Ne kadar birlikte bahçede zaman geçiriyorsunuz? O zamanı geçirirken öğretmen arkadaşlarımızla geçiyoruz. Öğrencilerimizle geçiriyoruz. Öğrencinin en çok zevk aldığı şey öğretmeniyle oyun oynamaktır. Ömür boyu unutmuyor. Geçen yaktan top oynadık işte. Orada başka bir sınıf da geldi. Beraber oynadık. Biz işte 3 Z sınıfıyız. Onlar da 3G bitişik oynuyoruz. Çıkaramadılar bizi. Çocuk atıyor topu tutuyoruz. Ben de onlar gibi işte atlıyorum topu, havada tutuyorum, yerde tutuyorum. 11-12 olmuş. Bizim öğrencilerde girdi. Bir ders bitir çıkmadı. Öteki sınıftan kız çocuğu geldi. Sen de bir şey öğretmensin, insan biraz yanmayı da bilmez mi dedi. Hızlı bana bağırdı. Dedim doğru söylüyorsun. Bir dahaki sefer yanmaya çalıştım. Çocuk
Bir gün sonra öğretmen tekrar oynayalım mı? Başka bir sınıftan çocuk gel, bizden bunu istiyoruz. Öteki sınıftaki çocuk öğretmeni de çok oynamadı ama öğretmeni de oynayalım, öğrencinin yerinde olmak istiyor. Şeyh Musa'yı bir gün geldi, kapıyı çaldı, öğretmen dedi ben size öğrenci olmak istiyorum. Ablasını okumuştum. Öteki öğretmen de yani bizden çok daha başarılı, çok daha yetenekli ve çok daha iş bilen birisiydi. Kızım öğretmen iyi, hayır. Bizimle oyun oynamıyor. O sınıfta 3 kişi ben gittim kendisinden, öğretmenden o da rica ettim. Bunları alabiliriz diye. Çocuk her zaman annesiyle, babasıyla ve her yerde okulda öğretmeniyle oyun oynamak istedim. Ve oyuna doymadığı müddetçe bir yerlerde bir eksiklik kalır ve o eksikliğin temel sebebi de öğretmenin kendisidir. Onun için biz deriz, kötü öğrenci yoktur. Kötü öğretmen de yoktur. Bunlara dikkat etmeyen ya da hayatın olan ya da olağanüstü şartlarından dolayı, çeşitli sebeplerden dolayı gözden kaçırdığımız, yapmadığımız, üşendiğimiz, ertelediğimiz zaman zaman da vazgeçtiğimiz ya da gittiğimiz yerde akış neyse ona uyuyoruz. Bahçedeyiz, 5 kişiyiz, 6 kişiyiz, 7 kişiyiz. Bunu anlatırken herhangi bir öğretmeni kötülemek için de söylemiyorum. Bahsettiğim öğretmen arkadaşlar hepsi A kalite ve Urfa'da tercihli öğretmenlerdir. Ama unutmayın çocuk oyunla doyar. Oyun oynamadığı müddetçe bir yerde bir şeyleri eksik kılır. Büyüdükçe de bunu başka bir yerde, başka çevrelerde tamamlamaya çalışır. Ve eğer başka bir yerde, başka bir çevrede tamamlıyorsa bilin ki bizim o dönemde eksik bıraktığımız durumlardan dolayıdır. Buna çok dikkat etmek gerekir. Dünyada en hızlı değişen ve değişime ayak uyduran insanın kendisidir. İnsan eğer bu konuda değişime ayak uyduruyorsa ve değişiyorsa onu değiştirir tek şey eğitimdir. Eğitimi veren kimdir? Sizlersiniz. Sizin gibi başarılı değerli meslektaşlarınız. Gelecekte bu konuda buna büyük ışık tutacak bireylerdir, öğretmenlerdir. Öğretmenin en büyük işi bilmek değildir. Doğruyu, dost doğru olanı göstermektir. Onu o yola koymaktır. Öteki şey de olmaz. Öğretmenin en büyük, benim gördüğüm, öğretmen okulda odasında en çok tartıştığımız konuların tersi eğer şöyle olsaydı, meğer şöyle olsaydı. Dedik ya, kitap okuma süreçlerinde karşılaştığım güzel şeyleri not ederim. Bir Fars'ta atasözü, eğer ile meğerli evlendirmişse onlardan keşke adında bir çocuk doğmuş. Eğer ile meğerli evlendirmişse onlardan keşke adında bir çocuk doğmuş. Keşkelerle karşılaşmamak dileğiyle. Bu uzayacak. Belki sorunlarınız olur. Rabbim hepinize yardımcı olsun. Dediğim gibi sizin gibi meslektaşlarla yüz yüze gelmek, konuşmak mutluluk verici bir şeydir. Ve şu çok önemlidir. Hep ben hayatımda onu da yol açtım. Neden ve neden olmasın? Neden ve neden olmasın? Her şey oldu. Ben sadece öğretmen olabilmeye çalıştım. Öğretmenlik yapamadım ama öğretmen olmaya çalışıyorum. Teşekkür ederim.